Mustafa Sönmez, ODTÜ'den mezun. Uzun yıllar çeşitli gazetelerde ve yayın organlarında yazarlık yaptığını biliyoruz. Araştırmacı ve uzman olarak çalıştığını da okuyordum. Kendisi bize bugün sınırları mülkiyet ve sermaye birikimi bağlamında anlatacak. Teşekkür ederim. Ben de bu etkinliği izlemeyen, etkinliğe geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bana da lütfedip bir diğer ay kaybettiğiniz için, tabii kaybettiğiniz için sizlere de teşekkür ediyorum. Sınır meselesi tabii programda gördüğüm kadarıyla bir elle tutulur bir sınır konusu da var bir temanın kapsamında. Daha metaforik bir sınır tartışmaları, başlıkları da var. Benim için daha kolay, elle tutulan sınırlar üstünde konuşacağım demek ki. Ve yani tabii ki maddi temelde sınırı konuşacağız. Nereden çıktı sınır diye bir soru sorulursa, yani sınırlar bütün zamanlarda var mıydı, ne zaman ortaya çıktı falan diye sorulduğunda doğrusu iktisadi pencereden ben ancak mülkiyetle sınır ortaya çıktı diyebiliyorum. Yani herhalde insanların doğum ettiği zamanlarda sınırlar yoktu. Çünkü mülkiyet de yoktu. Ne zaman ki mülkiyet ortaya çıkıyor, birileri bu benim demeye başladı. O zaman onun da adını koymaya başladı. Sınırlarını tarif etmeye başladı. Bu benim demeye başlayınca. Bu benim dendiğinde bir varlık, bir dünyadaki bir varlık için bu benim dendiğinde bu daha çok başlangıçta bir toprak parçası oldu herhalde ağırlıkla. Yani insanlar bir toprağa sahiplenmeye başladıklarında onun etrafına çitler, duvarlar ördüklerinde bu da sınır olmaya başladı. Kuşkusuz başlangıçta sadece kendisini ve ailesini yeniden üretmek için sahiplendiği bir dünya varlığıyla zaman içinde yetinmedi insanlar. Biraz daha varlık edinme, biraz daha toprak edinme, belki işte hayvancılık yapma ya da avlanma alanlarını sahiplenmeye başladı. Sınırları bu kez oralara kadar genişletti. Zaman içinde yani bütün bu dünyadaki geçtiğimiz çağlara göre sınır da tanım değiştirdi, anlam değiştirdi ve giderek bu mülkle olan ilişki üstünden bu sınırlar zaman zaman artık ailenin varlığının sınırları olmaktan çıkıp daha çok toprağa hükmeden bir beyin toprağı ve sınırları olmaya başladı. İşte bildiğiniz feodal dönem, derebeylik dönemleri, burada elde edilmiş topraklar, bu toprakların sınırları. Giderek bunların belki bir araya getirdikleri devletin sınırları. Kuşkusuz yani devletle beraber ülke sınırları dediğimiz metin ortaya çıktı. Devlet de masum devletler olarak kalmadı zaman içerisinde. İmparatorluklara dönüştü. Ülke sınırlar giderek kıtalara yayılmaya başladı. Ve o kıtalarda hükmedilen toprakların çeperlerinden artık söz etmeye başlandı sınır olarak. Ve giderek dünyada çeşitli imparatorluklar, sınırları genişletmek isteyen imparatorluklar, hükmetmek isteyen imparatorluklar bir kısmı uzunca zaman yaşadı, bir kısmı yaşamadı. Onunla beraber tabii sınırlar da değişti. Yani bütün bu süreç içerisinde sınırın çok da mutlak kalıcı bir şey olmadığını, mülke hükmedenlerin değişimi ve güç
değişimleriyle beraber sınırların sürekli değiştiğini, yeniden şekillendiğini, işte bir imparatorluktan diğer bir imparatorluğa, bir zaman diliminden bir başka zaman dilimine değiştiğini görüyoruz. Ama bütün bu dönem içerisinde sınırın amacı şu, sınıra, toprağa hükmeden sınırladığı varlığı varlıktan azami tasarruf etmeye çalışıyor. Toprağı sınırların içerisinde kendisi ve kendisinin hükmettiği güçler, sınıflar, onlar işlesin istiyor. O toprağın sınırladığı, sınırın içinde kalan topraktaki varsa doğal kaynakları işlemek istiyor. İşte madenleri, belki mermer ocaklarını, taş ocaklarını o günün şartları içerisinde. Ya da işte bölge, o sınır içerisinde kalan alanda her tür ekonomik faaliyete hükmetmek istiyor güç ve ona tabi olan alt sınıflar, bu eğer bir feodal üretim biçimi hakimse o toprak içerisinde derebeyi feodallerle, şeylerle, serflerle beraber o topraklar hükmetmek istiyor. Sınır o anlamda hükmedilen toprağın azami getiriyi sağlamak, verimi sağlamak, hükmetmek, o düzeni sürdürmek üzere gerekli ve anlamlı. Şimdi toprak çevresindeki bu sınır, yani kapitalizme geçişle beraber önemini kaybetmiyor ama o varlık, ekonomik güç başka bir anlam taşımaya başlıyor. Kapitalizmle beraber toprak tabii ki önemli ama artık toprak kadar sanayi üretim önem kazanmaya başlıyor. Bu kez sınır kapitalist devletin hükmettiği toprakta içeride boy vermeye başlayan manifaktürün, sonra fabrikanın, sanayinin dışarıdan gelebilecek rekabete karşı koruyan bir nesne olmaya başlıyor. Sınırlar ve dolayısıyla gümrükler adını almaya başlıyor. Öyle önem kazanmaya başlıyor. Burada mümkün olduğu kadar bir ulusal pazar yaratmak. Ulusal pazarı da kendi sınırlar içerisindeki iş gücünü sömürmek, oradan bir sermaye elde etmek ve birikimini ulusal pazar üstünden ilerletmek niyeti var. Burada dediğimiz gibi yani tarım hala önemli, toprağı çevreleyen sınır hala önemli ama aynı zamanda gelişen ve daha da önem kazanacak olan bir sanayi faaliyet var. Ve belki feodaller tasfiye oluyorlar ya da tarım kapitalisti oluyorlar, topraklarını öyle işlemeye başlıyorlar. Ya da tüccarlar sanayici oluyorlar ve iş gücünü sömürmeye başlıyorlar. O eskiden toprakta, toprağa bağlı olan serfler tırnak içinde özgürleşiyorlar, işçileşiyorlar. Ama sınırlar içerisindeki iş gücü olarak sanayiciler tarafından istihdam ediliyorlar, artık değerlerine el konuluyor ve sermaye birikimi bu sınır içerisinde devam ediyor. Sınırın bu dönemde önemi, mümkün olduğu kadar ulusal pazarı korumak, dışarıdan olabilecek rekabeti korumak başlangıçta. Ama zaman içinde bu ulusal pazar tabii yetmez oluyor. Dolayısıyla hem yeni pazarlar bulmak, üretilen malları satmak üzere yeni pazarlar, yani sınırın ötesine geçmek ve yeni sınırlar, sınırları genişletmek, hem de diğer coğrafyalardaki ham maddelere erişmek, bütün bu sahip, yani sermaye birikimi ilerledikçe artık o sınırlar yetmez olmaya başlıyor. Sınırların ötesindeki coğrafyalara yayılmak ve sınırları oralara doğru genişletmek ihtiyacı ortaya çıkıyor. Bu da bildiğimiz o başka coğrafyaları sömürgeleştirmek aşamasına sürüklüyor. Ve bunda yani devletin de katkıları oluyor kapitalist sınıfa.
ve sınır dediğimiz nesne bu kez artık kapitalizme hizmet edecek topraklara, pazarlara doğru genişlemek, genişletilmek durumunda olan şeye dönüşüyor. Ve burada artık bir paylaşım dünya alanı, bir paylaşım nesnesi haline geliyor. Dünyadaki hakim olan devletler ya da ülkeler dünyayı kendi aralarında paylaşmak, dolayısıyla sınırlarını mümkün olduğu kadar ve olabildiği yere kadar genişletmek, o genişlettikleri yerden hüküm etmek üzere bir gayret çaba içerisine giriyorlar. Bunu önce ticaret üstünden, ekonomi üstünden yaparlarken yavaş yavaş bunun için savaşmaya da başlıyorlar. Dolayısıyla bir paylaşım savaşları ortaya çıkıyor dünya çapında. Bildiğiniz birinci paylaşım savaşı, birinci dünya savaşı, bu sınır kavgasıdır aslında. Bu dünyayı paylaşmak üzere bir kavgadır. Devamındaki ikinci dünya savaşı yine ikinci bir paylaşım ve sınırları yeniden belirlemek, şekillendirmek, dünyayı paylaşmak üzere çıkarılmış bir savaştır. Devamında neler oluyor? Devamında doğrusu işte 1980'lere kadar, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra herkes böyle bir var olan, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra şekillenmiş olan sınırların içinde yeniden kurma, savaş sonrasını şekillendirme, onarma üzere bir dönem geçiriyor. Sermaye birikimi dediğimiz süreç, o savaş sonrası şekillenen sınırların dahilinde ilerliyor, gerçekleşiyor. Ama bu arada tabii başlangıçta sömürge diye ilan edilmiş topraklardan çekilme ve insanlara orada yeni devletler kurma realitesi yaşanıyor. Bu bazen bir gönüllü çekilme şeklinde de olabiliyor. Bazen o toprakların sahibi olan halkların verdiği savaşlar sonunda da oluyor ve dünyada bir sürü yeni devlet, dolayısıyla yeni sınır, yeni şekillenmeler ortaya çıkıyor. Dünyada Afrika'sından tutun Asya'sına kadar yeni sınırlar, yeni coğrafyalar, yeni ülkeler oluşmaya başlıyor. Bu 80'e kadar olan dönemde dediğimiz gibi daha çok iç pazarını kullanan, iç pazar üstünden sermaye birikimini ilerletmeye çalışan bir düzen oluşuyor. Bu arada tabii bugün Avrupa Birliği dediğimiz, onu oluşturan çekirdek ülkelerin birbirlerinin sınırlarını alçaltarak bir topluluk olma gayretleri de ortaya çıkıyor. Onun ilk nüveleri de ortaya çıkmaya başlıyor. Fakat sınırların ciddi bir anlam değiştirdiği tarih olarak bence 1980'leri işaret edebiliriz. 80'lerden itibaren bütün bu sermaye birikimi süreci yeni bir evreye geçiyor ve adına küreselleşme denen süreç başlıyor. Küreselleşme tabii sınırları yok saymıyor. Sınırlar var, onu kabul ediyor ama bütün erişebildiği kadar dünyaya sınırlarınızı mallara ve sermaye hareketlerine açın diyor. Yani bu anlamda bir sınırlamaya gerek olmasın. Bu anlamda sınırlar sınırlılık yapmasın. Bu süreç işte küreselleşme dediğimiz süreç ve var olan yapıları değiştirip, o korumacı duvarları yıkıp, kendi içinde bir bellek endüstrisi vesaire bir iç birikim düzeni kuranlara artık bundan vazgeçmeleri ve dünyaya entegre olup, dünya ekonomisinin bir parçası haline gelip ve gücü oranında dünya iş bölümünden bir rol alıp o rolle varlığını sürdürme teklif ediliyor. Bazen de teklif de ediliyor. Bu çeşitli şekillerde zorlanıyor
geçişin çok değişik hikayeleri oluşuyor her ülke kaderinde. Türkiye özelini biliyoruz. Yani Türkiye'de de 80'e kadar daha çok gümrüklerle korunan, yüksek gümrüklerle korunan, iç pazara dayalı bir sermaye birikiminin sonuna gelindiğinde dışa açılma, dünya ekonomisiyle bütünleşme isteği, ihtiyacı özellikle Türkiye'deki hakim sınıflar tarafından çok adlandırılmaya ve dünyada da bu yönde telkinler gelmeye başlayınca bu dönüşüm sadece iktisadi olarak olmadı, 12 Eylül dediğimiz bir siyasi müdahaleyi de içerecek şekilde, bir askeri darbeyi de içerecek şekilde gerçekleşti. Şimdi bu dönüşümlerde tabii ki sınırlar değişmiyor. Sınırlar varlıklarını koruyor ama sınırların işlevleri değişmeye başlıyor. Sınırlar daha önceki birikim sürecine ne tür katkılar da bulunuyorlarsa yeni birikim süreciyle beraber anlamları farklılaşmaya başlıyor. O sınırlar artık dünyaya dışarıdan gelen metalara, dışarıdan gelen sermayelere çok fazla kalkan olmuyorlar, yüksek duvar olmuyorlar. Sınırlar var ama meta ve sermaye dolaşımına ayak var, yani engel olan sınırlar değil bunlar artık. Fakat iş gücü dolaşımı söz konusu olduğunda sınırlar eski sınırlarını koruyorlar. Mesela iş gücünün dolaşımı olduğunda, yani metalara ve sermayenin dolaşımına son derece geçirgen bir sınır tanımı varken, konu iş gücünün dolaşımı olduğunda orada çok katı, geçirgenliğe izin vermeyen bir sınır artık küreselleşmeyle beraber ortaya çıkıyor. Kuşkusuz ondan önceki dönemde de, bu küreselleşme döneminde de iş gücü mümkün olduğu kadar sınırları tanımamaya çalışıyor. Yani kendisine talep olsun olmasın, sınırları aşıp nerede iş aş varsa oraya doğru yönelmeye çalışıyor. Ama yine de bunu engellemek asli iş, sınırlar özellikle iş gücünün yeniden dolaşımını engellemek istiyor. 80 sonrası, yani küreselleşme dediğimiz serüvenin günümüze kadar olan kısmı tabii düz bir çizgide ilerlemiyor. Bunun belli zikzakları var, yükseliş dönemleri var. Sonra bunalıma girdiği, bazen bölgesel, bazen genelde bunalıma girdiği dönemler var. İşte bunun en sert bunalımını 2008-2009 yılında yaşadık, bu süreç, bu küreselleşme dediğimiz süreç. Onun arkasından yapılan çeşitli müdahaleler, devletin krizi aşmaya dönük her ülkede gayretleri, uluslararası kuruluşlarla birlikte biraz olsun toparlanmayı ve yeni baştan bu küreselleşme dediğimiz süreci devam ettirmeyi getirmiş durumda, belli aksaklıklara rağmen. Hala iniş çıkışları var, küreselleşme üstüne ciddi tartışmalar var. Amerika'da bu Trump yönetiminin bu küreselleşme konseptine yaptığı belli müdahaleler, ticaret savaşları. Ama sonuçta bu küreselleşme ya da sınırların meta ve sermaye dolaşımına açılmasında çok yol kat edildiğini görüyoruz. Şöyle bir iki rakam vereyim. 1980'de dünya hasılası 11 trilyon dolarken, 11 trilyon dolar ve bunun %80'e yakını merkez ülkeler dediğimiz gelişmiş ülkelerde üretilirken, büyük krizin patladığı 2008-2009'a geldiğimizde dünya hasılası 60 trilyon dolara ulaşmış. Yani 80'de 11 trilyon dolar olan dünya hasılası 2008'e geldiğinde 60 trilyon dolara ulaşmıştı. Demek ki bu sınırları aşıp
yayılan meta üretimi, sermaye ihracı, büyük bir dünya kapitalizmi ortaya çıkardı. Pazarı olabildiğine dünya ekonomisini büyüttü. Onu birden 60'a vardılar. Dünya kapitalizmine direnen ya da sınırlarıyla direnen coğrafyaları dünya kapitalizmine eklemledi. Bunların arasında tırnak içinde sosyalist blok olarak adlandırılan coğrafyaları dünya ekonomisine kattı. Oradaki sınırlar, bloklaşmalar artık ekonomisizleşmeye başladı. Çin keza dünya ekonomisinin bir bölgesine olmaya başladı ve böylece bu sınırları aşan metalar, sınırları aşan sermaye daha büyük bir dünya kapitalizmi, daha devasa bir dünya kapitalizmi ve onun ögeleri haline gelen bir dünya nüfusu ortaya çıkardı. Daha çok nüfus iş gücüne dönüştü. İş gücüne dönüştükçe onlardan elde edilen artıkla daha muhteşem sermaye birikimleri oluşmaya başladı. Ama bu zaman içinde sermaye birikimini devam ettirmek de çok güçleşti. Bunun işte yol kazalarından biri büyük kriz olarak 2008-2009'da yaşandı. Tabii o hiçbir şekilde bu krizi aşarken ülkelere tekrar içlerine kapanmaları, sınırlarını yükseltmeleri telkininde bulunulmadı. Hatta ilginçtir, o dönemde kullanılamayan sermaye, merkez ülkelerde kullanılamayan sermaye, aralarında Türkiye'nin de olduğu yükselen ülke denen, işte Hindistan'ı, Güney Afrika'sı, Rusya'sı, Polonya'sı, Doğu Avrupa'sı türü ülkeye doğru göç edince bu ülkelerde merkez ülkeler bir bunalımla baş etmeye çalışırlarken çevre ülkelerde biraz daha sermaye birikiminin devam ettiği gözlendi. Kuşkusuz bu küreselleşme dediğimiz süreçle beraber dünyadaki iş bölümü de değişmeye başladı. Özellikle merkez ülkeler kendileri açısından artık karlılığı düşmüş sektörlerini, özellikle üretim sektörlerini Asya'ya kaydırdılar ve Asya dünyanın sanayi bölgesi ya da atölyesi olmaya başladı. Merkez ülkeler ise kendilerine daha yüksek katma değer, yüksek artık değer sağlayan daha karmaşık bir kısmında hizmetle ilgili sektörlerde uzmanlaştılar ya da sanayinin yüksek katma değeri yaratan aşamalarını kendilerinde tutup düşük katma değer kısımlarını Asya gibi bölgelere yönlendirdiler. Böyle bir dünya iş bölümü içinde gerçekleşti. İşte bu şeyler de üretim zincirlerinin dünyaya yayılmasında da sınırlar artık bir şey ifade etmemeye başladı. Yani tersine herkes sınırını koruduğu halde bu sermayeyi çekmeye, bu rolden, dünyadaki iş bölümünden daha iyi bir rol kapmaya ve kendi ülkesindeki iş gücüne biraz daha iş yaratmaya ve orada birikimi kendi ülkesinde artırmaya gayret etti. Bu çaba içinde gerçekten de yükselen ülkeler arasında yeni üretim merkezleri ortaya çıktı. Çin gibi, Hindistan gibi, Güney Kore gibi özellikle Asya ülkeleri. Dolayısıyla mevcut sınırlar korunduğu halde bu dünyadaki iş bölümünden farklı roller alarak bu sınırlar dahilinde sermaye birikimleri farklı coğrafyalarda farklı boyutlar kazanabildi. Bu tabii dünyadaki aslında güç dengesini de etkiledi. Güç dengesi yeniden şekillenmeye başladı. Yani tek kutuplu bir dünya, bir Amerikan hegemonyasından 90'larda bahsedilirken
Daha sonra bu iş bölümünün değişmesi, üretimin kayması ve buna talip olan ülkelerdeki çok hızlı sermaye birikimleriyle daha çok kutuplu dönebilecek. İşte bir yandan Çin'in, bir yandan Rusya'nın olduğu, Amerika'nın tek kutup olarak yaşamadığı bir dünya şekillenmeye başladı. Bu tabii yani sınırlar duruyorken oldu ama sınırların işleri burada değişmiş oldu. Dolayısıyla bugün böyle bir dünyaya geldik. Zaman zaman sınırlar zorlanmıyor mu? Yani yeniden dünya şekillendirilmeye çalışılmıyor mu? Çalışılıyor. Yani var olanlar bozuluyor. Mesela işte en son Yugoslavya bir bütünken ayrıştı, parçalandı. Yeni sınırlar oluştu. Yeni devletler ortaya çıktı. Orta Doğu'da zaman zaman yaşanan savaşlarla sınırlar yeniden belirlenmeye, tekrar yeni coğrafyalarda yeni devletler kurulmaya, yeni sınırlar ortaya çıkmaya çıkabileceği durumlara geliyoruz ama genelde sınırlar artık giren şeyler olmaktan çıkmış vaziyette. Sınırları koruyarak başka şekilde ülkelere hükmetme, onları yönlendirme, onları bütün içerisinde başka bir role ikna etme hali daha hakim, yaygın. Bu tabii hiyerarşiler korunuyor, güç farklılıkları tabii ki korunuyor. Ama daha karmaşık, daha farklı şekiller alıyor. Bu özellikle dünyadaki mevcut iş bölümünden daha iyi roller alma ve bu rolü yerine getirip getirmemek konusunda farklı şekiller alıyor. Yani bitirirken biraz Türkiye burada ne yaptı, ne oldu? Türkiye'nin uzun zamandır sınırları, tabii Cumhuriyet'i kurulduğundan beri değişmiyor ama o sınırlarla beraber Türkiye nasıl bir serüven yaşadı diye baktığımızda işte 80'lere kadar sınırları ve güvenlikleriyle kendi iç pazarına dayalı bir ülke olmaya gayret eden, bununla şekillenen, bununla sınıfsal yapısı oluşan, bununla bir kapitalizm inşa etmeye çalışan Türkiye. 80 sonrasında tabii aynı sınırları korumak ama sınırlarını daha fazla meta ve sermaye ihracına açarak küreselleşmenin bir parçası olmaya gayret etti. Yani bu konuda 80 sonrası işte hem Özal dönemi hem ondan sonraki gelen çeşitli koalisyon hükümetleri dönemi 2002'den sonra da AKP dönemiyle beraber dünya ekonomisinin bir parçası haline gelmeye çalışan, bu anlamda liberalleşen, yani sınırlarını meta ve sermaye ihtiyacına hareketlerini açan bir ülke olmakla beraber bu konuda doğrusu isterseniz birçok Asya ülkesinin gösterdiği performansı çok fazla gösteremedi. Zaman zaman büyük krizler yaşadı. Ağır bedeller ödeterek işte 94 krizi, 2001 krizi. En sonunda bu son 15 yılda dünya ekonomisinden ciddi miktarda dış kaynak çekip bunu kullanmakla beraber bunu çevirebilecek, bunu istikrarlı bir şekilde sürdürülebilir bir rotada ilerletebilecek bir performansı olamadı bu AKP döneminin. Ve sonuçta bugünkü noktaya gelindi. Dış dünyaya karşı ciddi bir sınırlarını, her türlü meta hareketini açmış, sermaye çekmiş, sermaye kabul etmiş ama bu sermayeyi çevirebilecek bir performansta kullanamamış. Dolayısıyla bugün yeniden bunu çevirebilecek durumda durumda olmayan, bundan dolayı da hızlı bir krize doğru ilerleyen Türkiye'den
bahsedebiliriz. Dilerseniz ben burada noktalayayım. Sorularınızla beraber bazı şeylere detaylandırabiliriz. Teşekkür ederim. Tam da şu an içinde olduğumuz büyük kriz, işte dışarıda sürekli yeni kaynaklar aranıyor. Bir kilitlenme söz konusu, döviz birikimleri vesaire. Böyle bir kaos durumu var. Hani bu ve buna dair gelecek öngörünüz nedir? Bunu hatta daha önce yaşanmış, çoğunuzun da yaşadığı 2001 krizinden daha ağır olduğunu söylememiz mümkün. Çünkü 2001 krizinin Türkiye'si ile bugünün krizinin Türkiye'si arasında şöyle bir örnek vereyim. 2000'lerin başında Türkiye'de 10 milyon insan iş gücüydü. Bugün 19 milyon insan iş gücü. Dolayısıyla Türkiye o dönemin Türkiye'sinde kırlarda yaşayanlar bugün kentlerde ve iş gücüne dönüşmüş. Bunda etki edebilecek kitle, yani etkilenecek kitle açısından bunu bir düşünün. Bir de kırlarda yaşamanın krizlere karşı şöyle bir kolaylığı vardır. Kriz dönemlerinde insanlar rica ederler kırlara. Orada ekerler, biçerler, hayatlarını bu şekilde idame ettirirler. Ya da kırdan gelen destekle kentlerde biraz ayaklandırırlar. 2001'den bu yana bu değişti. Yani büyük ölçüde kırdan kente bir göç yaşandı, kırlar terk edildi. Bunun çok önemli bir sonucu olarak tarımsal üretim büyük ölçüde düştü. Ve bugün Türkiye yılda 9-10 milyar dolar tarım ürünü ve tarımsal ürün ithal eden bir ülke durumuna geldi. Dolayısıyla kriz şartlarında hem rica edilecek bir kır yok, hem de kentlerde tutunmak çok zor ve burada o anlamda devasa bir nüfus var. Bu karşı karşıya kalabileceğimiz en önemli meselelerden birisi. Üstesinden gelmenin güçlüğü de şurası. Bu AKP 2002 sonrasında gerçekten dünyanın biraz Dolce Vita dönemi denk geldi. Hem de 2001 krizinin onarımını 2001 krizini IMF ile Kemal Vermiş işbirliğindeki onarımı altın tepsi içinde buldu. Ve bu güneşli günleri bir hovardaca harcadı. Dışarıdan olağanüstü para girişi oldu. Bunların bazıları özelleştirme aracıyla oldu. Bazıları Türkiye'de yatırım ya da borsasına gelmek şeklinde oldu. Ne var ki bunlar hiçbir zaman karşılıksız paralar değil tabii, yani borçtan sermaye bir yana daha çok borç sermaye olarak geldi. Ama bunlar doğrusu geri ödeyebilecek bir faaliyette kullanılmadı. Hepimizin bildiği büyük bir iç pazar ve onun en önemli aracı olarak inşaat beton sektörü, başta İstanbul rantına tamah edilerek bu dışarıdan alınan dövizler hiçbir döviz getirisi neredeyse olmayan bir iç pazara ve inşaat sektörüne, iç tüketime kullandırıldı. Dışarıdan alınan sermayenin bir kısmıyla insanlar borçlandırıldı. Yani 2000'li yıllarda borç nedir bilmeyen kitleler kredi kartlarıyla, işte muhtelif tüketici kredileriyle borçlandılar, tüketmeye başladılar. Dolayısıyla iç tüketime, iç pazara döviz getirmeyen, döviz kazandırmayan bir inşaat faaliyetine harcanan borçlanılmış dış borçlar giderek birikti. Bu üstelik 2013 sonrasında daha da hızlandı. Oysa 2013 sırasında, 2013'te Amerika bir duyuru yaptı. Yani biz bu dünya krizini genişletilmiş para politikalarıyla götürüyorduk. Dolayısıyla da faizleri çok ucuzlatmıştık ama yavaş yavaş krizi topluyoruz ve bu genişletilmiş para
politikasından vazgeçeceğiz. Daha daraltılmış paraya geçiyoruz. Paranın fiyatı da artacak. Faizleri artıracağız. Şimdi bu anonsa rağmen AKP, yani bu siyasi yükselişin özellikle devam ettirebilmek için gözü kara şekilde dış borçlanmaya devam etti. Bunların önemli bir kısmı da bu Adana mega proje dediğimiz 3. Havalimanı, 3. Köprü, Avrasya Tüneli, şehir hastaneleri, bu gibi yerlere, yerler için borçlanmalar yapıldı. Ama bu arada dünyada para hem pahalaşmaya başladı, hem de AKP ve Türkiye kapitalizmi dışarıdan aldığı borçları çevirmekte zorlanmaya başladı. Ülke riski artmaya başladı. Eskisi gibi sermaye akışı olmaya başladı. Dolayısıyla bugün bu dışarıdan alınmış borçları döndürememe, dışarıdan sermaye çekememe durumuyla karşı karşıya kalınca, ülke riskleri de artınca Türk lirasına olan güven daha da azalmaya başladı ve hem içeriden hem dışarıdan dövize doğru bir yöneliş artınca döviz fiyatları, dolar kuru, euro kuru olağanüstü sıçramalar, yükselişler gösterdi. Buna tabii işte en son Amerika yaşanan gerilim vesaire eklenince daha öngörülemez boyutlarda bir kur şoku yaşanmaya başlandı. Burada şimdi bu durumda yaşamak, devam etmek hiç kolay görünmüyor. Böylesi durumlarda işte çok yüksek bir enflasyon yeni başlayan Türkiye'nin gündemine girdi. Benzer göstergeleri olan Arjantin IMF'ye gitmek durumunda kaldı. Şimdi IMF ile ekonomisine bir şekil vermeye çalışıyor. Bu göstergelere sahip olan Türkiye kapitalizminin de aslında eski bildik şeyler, ezberle IMF'ye gitmesi gerekiyordu. Ama AKP buna direniyor şimdilik. Bunun tabii çok ciddi bir oy kaybına yol açacağını biliyor. Yakında yerel seçimler olduğunu hesaba katarsak. Ayrıca da kitlelere IMF'ye meydan okumuş bir rejim olarak tanınıyor. O anlamda da karizmasını çizdirmek istemiyor ama çok zor. Yani IMF'ye gitmeden dışarıdan kaynak bulup tekrar bu borçları çevirebilir duruma gelmek ve bunun üstünden bir büyüme temposu elde edip devam etmesi oldukça güç görünüyor. Ne olacağı sorusu işte burada düğümleniyor. Yani buna ne kadar direnebilecek ya da direnemeyip sonunda bir ümmete reçetesini mi Türkiye'ye uygulayacak? Bu reçete Türkiye'de nasıl karşılanacak? İnsanlar buna nasıl reaksiyon gösterecekler? Bunun politik sonuçları ne olacak? Bundan dolayı iş aş problemi büyüyecek olan kitleleri yönetebilecek, yani yönlendirebilecek, örgütleyebilecek, buradan farklı bir kurulmuş rejimi çatlatıp daha demokratik, daha insanca bir düzen kurabilmenin mahareti gösterilebilecek mi? Böyle bir politik örgütlenme, organizasyon olabilecek mi? Bunlar bir dizi soru olarak karşımızda. Sınır üzerinden milleti yeniden kurmak ve vatanı yeniden kurmak olarak tariflediğiniz kapitalistlik yapı baktığımda ben şeyi görüyorum, kantçı bir coğrafya anlayışı görüyorum. Yani coğrafya sabit, tarih değişiyor ama coğrafya sabit. Oysa biz biliyoruz ki coğrafya sabit değil. Yani Hatay mesela 1938'de katılırken coğrafyası sabit değildi. 1932'de ağır isyanını bitirme karşılığında İran'a büyük bir toprak parçası verilip sınır değiştirilirken o coğrafya sabit değildi. Bu üstelik tarih kitaplarından, coğrafya kitaplarından o kadar dikkatle silinir ki böyle bir hafıza da kalmaz yani hiçbirimizde. Pasaportla bir yerden bir yere geçerken de coğrafya sabit değildir. Nereden nereye geçtiğiniz sizin kimliğinizle ilgilidir, devlet kimliğinden daha çok. Dolayısıyla bir hani bu malum soruyu ben tekrar sormak istiyorum. Coğrafya kader midir hakikaten? Çünkü sıralar bu çok kuvvetle vurguluyor herkes. Hani hiçbir yere çıkılmaz, hiçbir şey yapılamaz. Bir sabitin içinde kaldık diye. Sınırlarımız da çok büyük bir hızla değişiyor şu anda.
Yani hem karşı devletlerle ilişkilerimiz değişiyor, hem de bu nedenle sınırlar da değişiyor. Mesela Güneydoğu sınırımız yok. Böyle bir sınırımız yok artık. Dedim, bu üstelik devlet eliyle yapılan bir tasarım. Yani coğrafya olarak kader değil tabii. Yani kader olmadığını zaten tarih bize gösteriyor. Bizim 23'ten bu yana aldığımız zaman dilimi tarihin içinde nedir ki? Yani bir samanlıkta iğne gibi bir şey. Tarih bize gösteriyor ki yani coğrafyalar ve sınırlar bir sınıf şeyi, sınıf mücadelesi, onların şekillendirdiği yerler kalıcı değil. Değiştirilebiliyor. Şunu söylemeye çalıştım ben, ya bunun içinde gayretler gösteriliyor tabii ama belki tarihin eski dönemlerine göre bu kadar sınırlar dert edilmiyor. Sınırlar belki korunuyor, sınırlarınız kalsın, coğrafyanız da kalsın deniyor ama orada ne murad ediliyorsa o sınırın içerisindeki insanlara hükmetmek, onlardan onları yönetmek ya da onların her tür maddi imkanlarına el koymak üzere sınırlar sabit kaldığı halde başka kapitalizmin başka şeyleri var, oyunları var ya da elinde metalaşma diye, ticarileşme diye bir şey var. Onunla da sınırları koruduğu halde içeriye girip her şeyi yapabiliyor. Mutlak değil tabii. Yani bu sınırlara herkes de boyun eğmek durumunda da değil. Bu ülke içerisinde yaşayan farklı kimlikler zaman zaman bu sınırlara itiraz edebiliyorlar. Farklı şeyler de isteyebiliyorlar. Ayrılmak da istiyorlar. Yani ya da bu sınırların içerisinde iç sınırların değişmesini ve buradan kaynaklanan hiyerarşinin, güç dağılımının değişmesini de istiyorlar. Bunlar da çok anlaşılır şeyler. Bunlara da açık bir söylem geliştirmek lazım. Mustafa Hocam, teşekkürler. Tarihsel bir akış içerisinde kronolojik anlattınız. Benim aklıma şu geldi. Hani kapitalizmi çeşitli dönemler adı altında belli ön adlarla almak, işlemek mümkün ama 16 yılın son pratiğine bakıldığında acaba Türkiye kapitalizmine özgü, AKP'nin kendi özgü katkılarda bulunduğu alt başlıklardan söz edebilmek olanaklı mıdır? Bir takım ön kabullerimizin yıkıldığından yola çıkarak söylüyorum bunu. Ne gibi? İşte kapitalizmin kendi iç işleyişinde mülkiyet hakkının kutsallığı. Oysa biz biliyoruz ki malum süreçte Türkiye'nin en büyük mülkiyet transferlerinden birinin gerçekleştirildiği bir dönemin içinden geçtik. Ya da ortaya çıkan bir kriz atmosferinin kendiliğinden bir takım koşulların altyapısını hazırlayabileceği ama yaşamaktayız ki bunu sahiplenip yönlendirebilecek, örgütleyebilecek bir politik özne olmadıkça bu kendi başına bir anlam ifade etmiyor. Dolayısıyla acaba AKP kapitalizme özgü şöyle bir katkıda bulundu diye insanın aklından geçiyor. Kitlelerin hakikatle olan ilişkisine dönük müdahalesi daha önce hiç belki gözlenmedik ölçüde hegemonik, tekelci bir anlayışla mı yoğrulmaya başlandı? Çünkü Türkiye'nin siyasi yapısı dikkate alındığında Türkiye ile aynı ligde addedilen otoriter ya da işte bir takım başka tanımlamalarla ifade edilen politik yönetimler dikkate alındığında hemen hiçbiri için iç ortama özgü ekonomik tercihler konusunda Türkiye ölçüsünde böyle ahbap çavuş kapitalizm sayılabilecek ölçüde hani kendi içsel akla izana aykırı sayılabilecek şeylerine bile cevaz verecek böyle bir dağınık, sarhoş bir işleyiş dikkati çekmiyor. Yani bunlar gerçekten bizim kapitalizm alt başlığı altında okuyabileceğimiz şeyler mi? Yoksa bu süre zarfında yaşanılan deformasyonda kapitalizm adına yaşanılan deformasyonlar mı? Doğrusu yani bir iktisat tarihi yazıldığında, ileride baştan bilgilenmiştirmiş bir iktisat tarihi yazıldığında AKP dönemi için bazı yeni şeyler söylemek gerekecek. Farklılıklar ortaya koymak gerekecek. Bu farklılık aslında AKP sonuç dünya ekonomisiyle olan ilişkilere herhangi bir şey katmadı. Dünya ekonomisiyle olan ilişkiler, dizayn edilen meta değişimi, sermaye ihracı, neoliberal düsturlar, özelleştirmeden yana olma, devlet kapitalizmine karşı olma vesaire anlamında AKP bir şey getirmedi. Gelirken de bu taahhüdü
verdi. Yani inanmayanları inandırdı. Öncülü olan mesela Erbakan ve milli görüş biraz daha bu konularda soru işaretleri yaratıyordu. Çünkü IMF'ye karşı olmak, dünya kapitalizmiyle entegrasyona karşı olmak, onun yerine İslam pazarı kurmak filan gibi argümanları vardı. Bunlar biz o gömleği attık, onlardan değiliz diyerek bir kere bu neoliberalizme sadece sözlü olarak değil, fiili olarak da iman ettiler ve orada herhangi bir ters bir şey yapmadılar, onu söyleyelim. Ama ve şeyi de kullanırken, yani dünya ekonomisinden kaynak temin ederken onları ülkeye hem doğrudan yabancı sermaye hem işte ister borsaya ya da dış borç biçiminde çağırırken herhangi bir şeyleri olmadı, kısıtları olmadı. Hatta herkese parmak ısırtacak kadar şey davrandılar, liberal davrandılar. O kaynağın kullanımı meselesinde ve devletin kaynak tahsisi meselesinde belki geçmiş dönemlerden farklı bir şey söylememiz lazım. Burada bir kere bu inşaat ve iç pazar odaklı, hatta buna işte kentlerin ekonomisini de katarak bütün bu kaynak tahsisinde bir kayırmacı, önceki dönemlerde belki olmadı boyutta bir kayırmacılığın hakim olduğunu yazacaktır bundan sonra iktisat tarihi. Burada irili ufaklı, yani ama büyük ölçüde partili kesimlere, yerelden, küçük kasabalardan, şehirlerden tutun İstanbul'a, metropollere kadar hem kentsel altyapı yatırımlarının tahsisinde hem bu son dönemlerdeki mega projeler tahsisinde bir devasa konut sektörü vesaire de bir kayırmacılık benimselliği çok açık. Bunun da anlaşılır bir nedeni var. Yani yeni bir rejim kurarken geleneksel hakim sınıflara dayanmak ya da onların rızalarını almak, beğenilerini kazanmak ki bunlar tüsiyatçılar. Onlardan ziyade bu ve daha çok inşaata ve ticarete dayalı bir burjuvazi feydahlamak, yaratmak, onun partiyle olan neredeyse bir organik ilişki kurmak, hatta onlara hükmetmek. Yani onları bir sınıf olarak, bağımsız bir sınıf olarak oluşumlarına da meydan vermeden partinin uzantısı bir sınıf. Bunu yaptılar. Böyle bir sınıf ortaya çıktı. Yani sınıf fraksiyonu ortaya çıktı. Hakim sınıf fraksiyonu ortaya çıktı. Bu anlamda bir özgünlük yarattı AKP. Dolayısıyla da bu kaynak tahsisi meselesini yapmış olduğu müdahalelerle hakim sınıflar arası bir şey ortaya çıkarmış oldu. Yeni bir güç dengesi ortaya çıkarmış oldu. Öbür sınıfı hem kaynaklardan mahrum ederek hem de politik olarak etkisizleştirerek, yani onların medyadaki uzantılarını doğan grubu hallederek, mesela ya da TÜSİAD'ın bir baskı grubu ya da bir hakim sınıf grubu olarak politik faaliyet örgütlemesi, yeni parti kurması vesaire, bütün bunların da önünü keserek bir hakim fraksiyonu felç edip onu etkisizleştirerek başka bir kendisine bağımlı sermaye sınıfı oluşturmada AKP epey yol aldı. Bu Türkiye iktisat tarihinde olmayan, belki dünya tarihinde de çok az örneği olan şeylerden birisi. Buradan, burada bir aşamadan bahsetmemiz lazım. Ama soru şu, bu sürdürülebilir bir şey. Yani şimdi bu kurulmuş rejim, bu yeni hakim sınıf fraksiyonu kalıcı mı yoksa konjonktürel mi? Bu rejimin çökmesi ya da dağılması halinde bu sınıfın kendini yeniden üretmesi söz konusu olabilecek mi? Yoksa rejimin bir unsuru zaten, rejimle beraber kaderi belirlenecek mi? Bu galiba daha muhtemel. Yani bu kendi ayağının üstüne kalacak bir fraksiyon değil. Kaldı ki bugün yaşanan krizde borç çeviremeyen, çok ciddi kümlük altında olan da bunlar.
Çünkü bunları palazlandırırken borçlanın diyen ve bunların çok ciddi borç riskleri altına girmesini sağlayan bizzat rejimin kendisi. Yani bir anlamda rejimin aslında ajanları bu sınıf. Kendiliğine oluşan bir sınıf değil, rejimin inşa ettiği, türettiği bir sınıf. Dolayısıyla rejimin kaderi ne varlıkları rejimin kaderine bağlı olan bir sınıf görünüyor. Bu yanın tabii ki araştırılmalı, analiz edilmeli, belki daha detaylı bunun üstüne çalışmalar yapılmalı. Çok teşekkür ediyoruz.